Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Klasik video açılımımızı yaptık. İnşallah hayırlısı ve şifası olsun diyerekten sizinle şu anda rezil olmanız gerekiyor arkadaşlar. 10 gün içerisinde hayatımda neler olacak, neler değişecek, neler karşıma çıkacak gibi soruları derleyen kahve falımıza niyetimizi alıyoruz arkadaşlar ve niyetinizi tutmanız gerekiyor. Niyetinizi tuttuysanız inşallah bakıma geçeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Rezene olduysanız ve dileğinizi tuttuysanız bakımımıza sizlerin de eşliğinde geçiyorum. Arkadaşlar bu arada tarot açılımı da olacaktır. Bilginiz olsun. Evet, açılımımıza geçiyoruz. Tabak bayağı tutmuş. Açtım. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizler bir görün ilk önce. Şöyle. Şöyle bir görün arkadaşlar. Evet, başlıyorum. Şimdi burada koşar adımlarla arkasına bakan bir insan görüyorsunuz. Şurada bakın. Koşar adımlarla arkasına bakan bir karakter var. Ve bu karakter sizin çevrenizde bağlantılı olan bir kişi. Bu insanın isminde E ve F harfleri olabilir arkadaşlar. Pek de belli olmamış ama E ve F harfleri çıkmış. Bir gelişme yaşıyorsunuz. Fakat bu gelişmenin arkasında sizi gözetleyen, sizi takip eden, ne yaptığınızla ilgilenen bir karakter görüyorum. Bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Fakat bu gelişme açıkçası sizi biraz üzebilir arkadaşlar. Çünkü burada arkasına bakan karakteri yansıtıyor bana. Ve koşar adımlarla sizden kaçan biri bu. Gördüğünüz gibi. Size de bakıyor, uzun boylu biraz bir insan. Yüz yapısı biraz geniş. Göz yapısı çok belli olan bir karakter çıkmış. Gördüğünüz gibi şurada. Görebiliyorsunuz zaten. Ama bu insan hem koşarken kaçarken sizden arkasında bir engel var ve bu insanın peşinden giden bir engel bu. Bu engel de kendi hayatıyla alakalı bir engel aslında, öyle söyleyeyim. Şu anda bu insan gündeminizde olduğu için direkt çıkmış kahve falınızda, direkt gözükmüş arkadaşlar. Bununla ilgili bir gelişme, bir haber alacaksınız siz. Hayatıyla alakalı bir konuda bir engel yaşayacak ve bir sıkıntı yaşayacak. Onu darlayan bir sıkıntısı ve bir derdi var. Bunu siz bir şekilde öğrenecek veya duyacaksınız arkadaşlarım. Sonrasında da telefonunuzu açın. Telefonunuza bir bildirim gelme ihtimali çok yüksek. Şurada da S ve N harfleri gördüm. Bakın. Kahve falının dibinde. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. S ve N harfleri arkadaşlar. Ve bu ailenizle bağlantılı iki kişi veya akraba, arkadaş çevrenizle bağlantılı iki kişi. Bu insanlardan büyük bir zarar göreceksiniz. Maddi ya da manevi zarar da görmüş olabilirsiniz belki de öncesinde. Böyle iki kişiyle olan durumlarınızı görüyorum. Unutmaya çalıştığınız bir kişinin ismi de olabilir aslında. Bu S ve N harfleri gelmiş. Bakın dibinde görebiliyorsunuz. Bunlarla alakalı silinik bir şekilde göründüğü için aslında, yani tam böyle belirli olmadığı için hiç beklemediğiniz bir gelişme yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü biraz haksızlığa uğramış ve bu haksızlıkta kendimi nasıl kanıtlamalıyım dediğiniz bir konu olabilir veya bir durum olabilir. Ve burada bir yardım görüyorum. Birine bir el uzatıyorsunuz veya birine bir şey veriyorsunuz arkadaşlar. Bu verdiğiniz şey biraz maddiyatla alakalı veya eşya ile alakalı bir şey olacak. Bir hatıra da verebilirsiniz bir insana. Bir şey de verebilirsiniz. Bu sende kalsın dediğiniz bir şey de olabilir. Hanede hiçbir sıkıntı göremedim şu anda. Hanede biraz durgun olan tarafın sizin olduğunuzu görüyorum. Hanede durgun gösteriyorsunuz kendinizi. Ve burada siyah saçlı, böyle zeytin siyah saçları olan bir kişi var. Bir kadın. Bu kadınla bir iletişiminiz olacak sizin. Size bir konuda yardım edecek veya sizin bir konuda arkanızda olacak bir insan. Ve sizin konunuzun geçtiği iki kişinin arasında tartışıldığı bir konu olacak. Şurada bakın. İki kişi böyle sizin hakkınızda konuşacak burada. F harfi görüyorum arkadaşlar. Şurada.
Aynı zamanda L harfi var. Bu iki kişi sizin hakkınızda konuşacak. Şimdi sizin hakkınızda konuşan bu iki kişi aslında kötü manada sizin bazı zorluklara göğüs geremediğinizi gördüğü için veya sizi zayıf gördüğü için sizin üzerinize saldırmak isteyen iki kişi bunlar. Bunlarla alakalı bu iki kişinin birbirleriyle kavga ettiği veya birbirleriyle tartıştığı bir dönemde olacaklarını görüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın bu iki kişi sürekli birbirleriyle senin hakkında konuşan iki insanmış. Bir anda aralarına bir problem, bir mesele girmiş, bir olay girmiş. Sizinle alakalı değil ama. Birbirlerinin resmen kemiğini, etini yiyen iki kişi görüyorum burada. Birbirlerine saldırmak isteyen, birbirleriyle böyle konuşmadan birbirlerine çamur atan iki kişi bunlar. Ve zamanında size zarar vermeye kalkmışlar. Aslında biraz kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyor diyebilirim. Ve bunun haberini de alıyorsunuz. Hatta bunun haberini almakla birlikte o iki kişinin size zarar vermek isteyen, ilişkinize zarar vermek isteyen de olabilir. İki kişinin kendi arasında dalaşlarını, kavgalarını, tartışmalarını görüyorsunuz siz. Bunu da söylemiş olalım. Burada şöyle kahve falan uzaklaştırdığımız zaman bir sembol çıkıyor. Bakın şurada tam anlamıyla. 1, 2, 3. 3 farklı yerden, 3 farklı bağlantıdan bir gelişme yaşıyorsunuz siz. Ve bu dileğinizle alakalı bir gelişme olacak arkadaşlar. Bir tanesi insan, bir tanesi böyle bir yapı, bir eşya olabilir. Diğeri de maddiyatla alakalı, paranızla alakalı bir mesele olacak. Bilginiz olsun. Aynı zamanda sizden kaçarak uzaklaşıyor dediğim insanın kendi hayatıyla ilgili bazı problemlerini duyacaksınız. Duyduktan sonra biraz yüzünüz gülümseyecek. Çünkü bu insanın vicdan azabı çektiğini, sizin ahınızın belki de bu insan üzerinde tuttuğunu, size yanlış yapan, sizi ilişkide veya birlikteliğinizde sıkıntıya uğratan bir kişi olabilir bu. Size bir konuda haksızlık yapılıyor. Siz kendi üzerinize alınıyor veya bunları kabul edemiyorsunuz. Bir konuda bir şeylerin olmasını, bir şeylerin gelişmesini istiyorsunuz. Bir mucize istiyorsunuz. Henüz bu mucize olmasa da 10 gün içerisinde, 7. gününde hem ilişkinizle alakalı bir bağlantınız, bir haberiniz olacak. Hem de bu sizinle uğraşmak isteyen, sizinle laf dalaşına giren, size haksızlık yapan iki kişiyle bağlantılı böyle birbirlerini yediklerini göreceksiniz arkadaşlar. Resmen birbirleriyle tartıştıklarını göreceksiniz. Kavga ettiklerini göreceksiniz. Sonrasında biraz olsun enerjiniz toparlanacak. Çünkü o kadar böyle emek veriyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz ki hani emek hırsızlığı da denilebilecek bir konumda işinizle alakalı da sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. İlişkinizle alakalı da sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte bağlantılı olan, sizden kaçan bir insan var demiştik ya burada. Bunun geçmiş zamanda sizden sonrasında diyeyim artık bir ilişkisi varmış. Bu ilişkisinde bu insan istediği veya tam da böyle beklediği bir hayatı şu anda yaşayamıyor. Bunun için kendi çevresine saldırdığını görüyorum. Kendi çevresinde böyle bazı kişilerin sözünü artık dinlemediğini görüyorum. Size bir konuda yaptığı yanlışın farkına varmış. Biraz devran dönecek arkadaşlar. Çünkü kendisi artık böyle arkasına bakmaya başlamış. Çünkü sürekli önüne bakan bir insanmış. Sürekli ben üstünüm, ben her şeyden üstünüm diyebilen bir karakterin açıkçası düşüşünü izleyeceksiniz. Hayatındaki sıkıntıları izleyeceksiniz. Resmen burada yüzü görünmüş. Bakın. Resmen burada siz de yüzünü görebiliyorsunuz o insanın. Yüzsüz o insanın yüzü arkadaşlar bu maalesef. Sizin hayatınızda sizi darlayan, sizin hala bakın gündeminizde olan, gündeminizde olmasa zaten kahve falınızda çıkmazdı. Size yakınlık sağlamak adına sizin şehrinizle bağlantılı veya sizin köyleriniz veya bir şeyiniz varsa buralarla alakalı peşinizden koşturacak. Peşinizden sizi takip edecek. Çünkü geriye bakmaya başlamış, geçmişe bakmaya başlamış. Geçmişi sizinle alakalı durumları düşünmeye başlamış. Eskisi kadar da böyle o havalı yolu çapkın yapısından bir eser kalmadığını göreceksiniz.
Bundan sonrası için burada bir tatil planı olabilir arkadaşlar. Bakın deniz kenarı gibi bir yer. Bakın şurası sanki deniz görüyorsunuz. Plaj, deniz gibi bir yerde bir bağlantınız. Kendinizi dinlendirmek isteyebilirsiniz. Enerjinizi toplamak isteyebilirsiniz. Kendinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Üzerinizde büyük büyük varmış. Bu yükü benim verdiğim haberlerle atacaksınız arkadaşlar. Hem bu düşmanlarınızın kavga ettiğini, kendi kazdıkları kuyuya kendilerinin düştüğünü göreceksiniz. Bunun haberini alacaksınız. Ve ilişkinizdeki o insanın sizi takip ettiğini öğreneceksiniz açıkçası. Size baktığını, sizi gördüğünü bir şekilde saklamak istese bile gün yüzüne çıkacağını görüyorum. 40-45 gün sonra da böyle bir planınız, böyle bir hayaliniz var. Valizleri hazırlıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ani bir yolculuk da olabilir bu. Çünkü ani kararlar almaya başlamışsınız artık ama kararlarınızda netliğiniz çok çabuk oluşuyor. Kararlarınızda artık net olduğunuzu ve çokça düşünüp hemence böyle kararlar aldığınızı görüyorum. Ve bu kararların sizin hayatınızda özellikle maddisel boyutta faydaları çok 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 olacak. Ailenizle alakalı biraz babanızla sıkıntınız olabilir, annenizle sıkıntınız olabilir bağlantıda olduğunuz. Ama biraz sağlık sıkıntısı hanede görünüyor. Bilginiz olsun. Bunu da söylemiş olalım. En önemli nokta hanenizde bulunan kişilerle konuşmalar yapacaksınız. Bu konuşmalar neticesinde sizin o valizleri toparlamanız, eşyalarınızı toparlamanız an meselesi gözüküyor. Ve bir kontrat, bir sözleşme, bir yazı, yazılı bir imza, böyle bir belge bir yerden ya alınacak ya da bir yere götürülecek. Burada derdi sıkıntısı olan bir kişi var. Bir arkadaşınız bu arkadaşlar. Yani sizinle bir şeyi konuşmak istiyor. Hatta size derdini sıkıntısını açmış ama siz bir şeyler söylemişsiniz. Sonrasında kendisi sizin o dediğinizi yapmaya başlamış. Yapmaya başlarken de biraz daha böyle üzülme konumlarında olmuş bir kişi. Birine yardım etmişsiniz. Bir konuda birine bir yardımınız olmuş. Manevi bir yardım görüyorum. Bir şeyler söylemişsiniz. O insan sizin söylediklerinizi yapıyor. Fakat biraz daha böyle boynunu bükmüş gözüküyor. Biraz daha böyle ağlıyor gözüküyor. Bir kişinin derdine, sıkıntısına koşuyorsunuz. Aynı zamanda şu aralar dediğim gibi biraz eksikliklerinizi tamamlıyorsunuz. Bu aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin sizin hayatınızda gönderdiği veya sizin hayatınızda sizi takip ettirdiği bir kişi var. Bir arkadaşı var, bakın bilginiz olsun. Bir arkadaşına sizi yansıtıyor. Bir arkadaşına sizi gösteriyor ve bir arkadaşa sizinle iletişime geçmiş olabilir şu anda, bilginiz olsun. Sizi denemek istiyor, sizi gözetlemek istiyor, sizi takip etmek istiyor. Zaten deneme tahtası olarak görmüş geçmiş zamanda. Şu anda da öyle bir niyeti var arkadaşlar, hazırlıklı olun. Ama sizin içiniz soğumuş artık. Yaşantılarınızdaki bu kararsızlığınız tamamıyla bitmiş gözüküyor. Biraz kendinizi ferahlatabildiğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle burada beliren bir E harfi gerçekten çok çıkmış ya. Kahve falınızda E harfi çok ön planda olmuş arkadaşlar. E harfi bakın burada da çıkmış. Kahve falının tabağında da çıkmış. Görebiliyorsunuz zaten şurada. Aynı zamanda bir çocuk var burada. Bir bebek. Küçük bir bebek. Hani böyle tohum gibi olur ya. Tohum gibi resmen. Sizin çevrenizle alakalı bir hamilelik haberi olabilir. Veya sizinle alakalı bir hamilelik durumu olabilir. Evli olanlar için söylüyorum. Evlilikte sıkıntı yaşayanlar veya evlilikte bir muallakta kalanlar için de üzerlerinde göz veya bir nazar var arkadaşlar. Bakın şurada evlilikle alakalı problemleri olan kişilere sesleniyorum. Bu göz ve nazar bu hafta içerisinde üzerinizden kalkabilir. Biraz enerji yükselmesi, biraz enerji artması gibi bir durum söz konusu. İki tane güzel farklı dolu dolu yolculuklar gözüküyor. Bakın burada bir kadın var. Uzun boylu bir kadın. Gösteremedim. Şöyle göstereyim. Uzun boylu bir kadın. Saçları açık bir insan. Evlilik hayali kurmuş. Evlilik planı kurmuş. Uzaklık bir ilişki yaşamış galiba bu. Bununla alakalı bir hüsran var. Bu kimse eğer. Siz de olabilirsiniz. Bununla alakalı bir hüsran var. Ya da böyle evlilik konusunda sıkıntı yaşayan bir yakınınız da olabilir bu arkadaşlar. İki tane dolu dolu yolculuğunuz. Bir tanesi kendinizi dinlendirmek adına yaptığınız keyfi bir yolculuk. Diğeri de kariyer manasında toparlanmış eşyalarla birlikte gideceğiniz bir yolculuk gözüküyor.
Burada dua okuyan sanki hoca suretinde biri var. Bakın şapkalı. Gördünüz mü? Dua okuyor. Ellerini açmış. Başını öne eğmiş. Sizin hakkınızda bir duası oluyor. Bir dua ediyor. Başı sarıklı bir insan. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bir yardım, dediğim gibi bir yardım edebilirsiniz. Bir yere yardım verebilirsiniz. Bunun karşılığını kat ve kat maddiyatla görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü çok zamandır bir şeyleri düşünmek veya bunların kararını verememekle birlikte artık kendinizi silkelendiğinizi görüyorum arkadaşlar. Bu durum sizin için çok faydalı olacak. Özellikle aileniz için de çok faydalı olacak gözüküyor. Ev hayali olanlar, ev planı olanlar için de çok gelişmeler var. Dediğim gibi kontrat, sözleşme, imza, bunlar ön planda olacak, gündemde olacak. Biraz ikinci gün, üçüncü gün sıkıntılar olacak arkadaşlar. Bu da ilişkiyle bağlantılı sıkıntılar olacak. Dedim ya, sizi takip ediyor, sizi gözetlettiriyor. Kendisi takip ettirmese bile bir arkadaşı vasıtası ile sizi gözetlettiriyor, sizi takip ettiriyor. Siz bunun farkına varıp o engeli koyuyorsunuz buna. Öyle bir insan izlenmez, böyle izlenir diyerekten tokat gibi bir laf yapıştırıyorsunuz bunun suratına. Bilginiz olsun, ilişkisinde sıkıntı çekenler için söylemiş olalım arkadaşlar. Şöyle ufak bir tarot açılımımız da yapalım. İnşallah hayırlısı ve şifası olsun. Evet. Şunu alalım. Bu neymiş? Biraz bak, ne dedim? Uzaklıkla alakalı, yolculukla bağlantılı bir şey. Yani bu sizin ailenizle alakalı bir mesele ve maddiyatla alakalı iki seçenek içerisinde kaldığınızı, artık karar verme döneminin geç de olmayacağını fark edip bir anda böyle bir kararınızı veriyorsunuz ve riske girdiğinizi, risk aldığınızı görüyorum bir konuda. Hani battı balık yan gider diyorsunuz açıkçası arkadaşlar. Biraz böyle müzik tarzınızı değiştirebilirsiniz, kendi tarzlarınızı daha çok değiştirebilirsiniz, giyinişinizi değiştirebilirsiniz, vücudunuzla alakalı bir değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunları da söylemiş olalım. Gündeme oturacak çok fazla şeyiniz var. Özellikle sporla alakalı, kendinizi zayıflatmak adına, düzenli bir, belirli bir yaşam almak adına, danışmanlık almak adına böyle kendinizi bazı konularda geliştirdiğinizi, hislerinizi, duygularınızı bazı konularda geliştirdiğinizi, artık bitmesi gereken şeylerin bitmesi durumunu kabullendiğinizi görüyorum. Bu benim için bittiyse artık bitmiştir, artık kafama takmayacağım dediğinizi duyuyorum ve ölümden sonra da, bitişten sonra, ölümden sonra yeni başlangıçlar an meselesi olabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım detaylı bir açılım olmuştur sizin için. Nokta atışlarınızı yorumlarda bekliyorum. Kişisel açılım yaptırmak isteyenler, özel hizmet almak isteyenler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuzdan, WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.